sevgili anneler ve anne adayları. Bugün Anne Zen'de Ayça Yılmaz'la beraberiz. Ayça Yılmaz, hypnobirthing eğitmeni. Bize hypnobirthing hakkında merak ettiğimiz soruları cevaplayacak. Evet, merhabalar Ayça. Merhaba. Ayça, hypnobirthing nedir? İlk başta bize bunu anlatır mısın? Tabii. Hypnobirthing bir doğuma hazırlık eğitimi. Ama biz eğitimden ziyade bir felsefe olarak tanıtıyoruz hypnobirthing'i. Çünkü doğumu hayatın kutsaması olarak gören bir felsefesi var. Aynı şekilde annelerin ve babaların ve bebeklerin doğumu yumuşak, sevgi dolu, şefkatli bir deneyim olarak yaşamaları için gerekli haklarını anlatan ve alternatiflerini gösteren bir eğitim. Peki bu eğitimin içeriği nedir genel olarak ve eğitim ne kadar sürüyor? Bu eğitim dünyanın her yerinde aynı şekilde veriliyor. 5 hafta sürüyor. Her biri 2,5 saatlik bir çalışma oluyor. Ama bu yeterli değil. Annelerin her akşam kendilerinin de gevşeme yapmaları gerekiyor. Babalar hypnobirthing'in önemli bir parçası. Doğuma onlar da eşlik edebiliyorlar. Annelere destek olabiliyorlar. Ve doğumu onlar da güçlendiren bir deneyim olarak yaşayabiliyorlar. Peki hypnobirthing eğitimine bir anne adayı ne zaman, hangi haftadan itibaren katılmalı? Ne zaman daha uygun sence? Tam bir hafta vermek doğru olmayacak ama 5 hafta sürdüğünü düşünürsek ve doğumun da 38. haftalardan itibaren beklendiğini düşünürsek en azından 33'te başlamak gerekiyor. Ki evet. Daha önce almak daha iyi olacak çünkü o çalışmaları daha uzun süre yapmak bilinçaltına verdiğiniz mesajları kuvvetlendirmek açısından önemlidir. Çünkü hypnobirthing'de biz bilinçaltı ile çalışırız. Görsellemeler, olumlamalar ve derin gevşeme ile zihnimizi güzel bir doğum deneyimine açarız. Peki ben hypnobirthing eğitimi aldım ve doğum yaptım. Bana ne gibi avantajları olacak? Çok fazla avantajı olacak. Bir kere doğuma bilinçle hazırlanmış olacaksın. Gevşeme egzersizlerini yaparak ve doğum başlamadan doğuma hazır olacaksın. Ve doğum başladığında bunu mutlu bir deneyim olarak algılayacaksın. Sevinçle karşılayacaksın. Doğum muhtemelen daha kısa sürecek. Müdahaleler sende daha az olacak. Ağrı kesici ihtiyacın daha az olacak. Sezaryen oranların daha düşük olacak. Bebeğinin apgarı daha yüksek olacak, emzirme oranları daha yüksek. Anne-bebek bağlanması, baba-bebek bağlanması ve aile içinde aslında bağlanma açısından daha güzel bir deneyim olacak. Doğum sonrası yaşanan annelerin yaşadığı stres anlamında da hypnobirthing'in yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Doğusalık depresyonunu da aynen, anladım. İyi geliyor. İyi geliyor. Peki, çok teşekkür ederim Ayça. Rica ederim. Evet sevgili anneler, hypnobirthing hakkında umarım birazcık size bir fikir verebilmişizdir. Hypnobirthing gerçekten çok güzel bir felsefe ve anne bebek bağlanmasını, baba bebek bağlanmasını çok güçlendiren bir felsefe. Görüşmek üzere.